Baylar, bu muhteşem günün ev sahibisi, vakfımızın başkanı Miss Sophie Karahan. Kimsesiz Çocuklar yararına düzenlemiş olduğumuz müzayedemize hepiniz hoş geldiniz. Sattım. 6 milyon dolara 14 numaralı beyefendiye sattım. Sıradaki eser bugünün en nadide parçası. 16. yüzyıl İranlı sanatçı Kakuli'nin eseri. Açılış fiyatı 5 milyon dolar. 7 numaralı beyefendiden 5 milyonum var. 6 veren var mı? Hanımefendi 6 verdi. 7 milyon istiyorum. 7 milyonum var. 8 milyon. Tamam. 9 milyon dolar. 10 görebilir miyim? Evet, görüyorum. Tamam. Peki 12 veren var mı? Evet. 12 milyon dolar. Şimdi 13 milyon bekliyorum. Evet, 13 milyon var mı? 13 milyon veren var mı? 13 milyon dolar. 23 numaralı beyefendiden geliyor. Şimdi 14 istiyorum. 14 veren var mı? 14 milyon. 14 verildi. 15 milyon dolar veren var mı? 15 milyon dolar arıyorum. 15 milyon dolar veren yoksa satıyorum. 15 milyon dolar veren yoksa satıyorum. Şu anda 15'im var. 16 milyon için bekliyorum. 16 milyon var mı? 16 milyon dolar geldi 7 numaralı beyefendiden. Şu anda 17 milyon için bekliyorum. Evet. 17 veren var mı acaba? 17 veren var mı? Oo. Evet, bayanlar baylar, şu anda 25 milyon dolar verildi. 23 numaralı beyefendiden 25 milyon dolar. Evet, 25,5 bekliyorum. 25,5 veren var mı? Bekliyorum. 25 milyon dolara satıyorum. Satıyorum. Sattım. Bugüne kadar topladığımız en büyük yardımı, en büyük katkıyı yapan beyefendiyle kutlamak istedim. Böyle değerli bir eseri koleksiyonuma kazandırdığınız için benim size teşekkür etmem lazım. Şaşırttınız beni. Müzayedeye Türkiye'den birini davet ettiğimizi hatırlamıyorum. Cahit. Safiye. Bu parçayı uzun zamandır istediğimi bilen İngiliz bir dostum sayesinde buradayım. Katalogda benim de en beğendiğim parça buydu. Bu işi bilenler, bu işin uzmanları ancak bu parçaya bu kadar ilgi gösterirler. 16. yüzyıl Osmanlı eserleri konusunda uzman olmadığımı, bu esere bu miktarı verdiğimde anlamış olmalıydınız. 25 milyon doların bu parça için çok fazla bir meblağ olduğunu ikimiz de biliyoruz. O zaman neden fiyatı bu kadar yükselttiğinizi öğrenebilir miyim? Çünkü fiyatı bu kadar yükseltmek bana sizinle sohbet etme imkanı verdi. Koleksiyoner konusunda sizden öğrenecek çok şeyim var.
sana bıraktılar. Akif, hoca geldi. Hoş geldin hoş hocam. Dosyayı inceledin mi? Evet. Tapınakçıların arasına yerleştirmek üzere yetiştirdiğimiz adamımızla bağlantıya geçme zamanın geldi. Adayın sınanma zamanı geldi mi? Tapınakçılar son 20 yıldır Amerika'nın süper güç olma özelliğini yitireceğinin farkında. Yeni dünya düzeninde bölgesel güçlerin dünyayı kontrol edeceğini biliyorlar. Ve bu güçleri kendi amaçları doğrultusunda kontrol etmek istiyorlar. Amerika Suriye'deki katliamlara müdahale ederek küresel hegemonyasını belli bir süre daha devam ettirmeyi hedefliyor. Müdahaleyle amaç Esad'ı devirmek değil. İsrail'in güvenliği için Esad'ın önündeki kimyasal silahları yok etmek. Çünkü biliyorlar ki Esad zorda kalırsa bu silahları İsrail'e karşı kullanabilir. Hatta bu silahları El-Kaide gibi örgütlere vererek bütün Batı dünyasının güvenliğini tehdit altına sokabilir. İkinci amaç, İsrail'le ilişkilerini düzeltebilmek için taviz vermeden bölgesel güç olma vizyonundan vazgeçmeyen Türkiye'yi zora sokmak. Mümkünse de savaşa sokmak. Sünni-Şii savaşı haline getirip bölgeyi kan gölüne çevirmek. Hocam, Amerika'daki derin gücü biliyoruz.
Böylelikle hem Türkiye'ye aklınca haddini bildirmeye çalışıyor, hem de dünyaya katliama seyirci kalmadık mesajı veriyor. Fakat bölgedeki İslam ülkelerinin Mısır ve Suriye konusundaki tutumu daha acı verici değil mi? Sen onları ülke mi zannediyorsun? Onlar İngilizler tarafından oluşturulmuş suni despotik rejimler. Varlıklarının ancak batılılara hizmet etmekle mümkün olduğunu biliyorlar. İran'da durumu lehine çevirmek için bu fırsatı en iyi değerlendiren ülke. İran kendi ulus devletinin çıkarları için tutarlı görünebilir. Fakat artık bölgedeki rejimlerin ulusların ötesinde insanlık ve inancımızın ortak paydalarını düşünerek hareket etmeleri lazım. Bölge halkı elbet bir gün aksine davrananlardan hesap soracak. Burada tek dik duran ülke Türkiye. Bölgedeki bütün mazlumların gözü Türkiye'de. Tapınakçılar bu yüzden Türkiye bölgesel güç olmaya tek aday görüyorlar. Bu yüzden Karahanlı gibi yeni bir baron seçecekler. Yeni tip baronlar Karahanlı gibi yasa dışı işlerden çok küresel güç olmanın en önemli silahları olan enerji ve finans gibi unsurları kullanan ve elinde bulunduran kişiler olacak. Heyet Karahanlı öldükten sonra yeni dünya düzeninin kurallarına göre stratejik çalışmalar yaptı. Bunları hayata geçirecek elemanlar yetiştirdik. Murat'ı mı baron seçecekler? Murat zekası, bilgisi ve hırsıyla tapınakçıların ilgisini çekti. Hocam bu kaçırılmayacak kadar büyük bir fırsat. Tapınakçılarla hep dışarıdan mücadele ettik. İlk kez onları içten yıkmak için içlerine birini yerleştirme şansımız var. Bunun için Murat'a yardım etmen, onun baron seçilmesi için önündeki engelleri aşmasını sağlaman lazım. Yeni baron adayımız nasıl bir sınava tabi tutulacak? Başımla geldiğine göre haber almışsın. Önce benim bilmem gerekmez miydi? Ben sana kararımı bildirdim. Sen kabul etmek istemedin. Türkiye üzerine çok uzun zamandır çalıştığımı biliyorsunuz. Tavsiyelerime kulak vermeniz gerekirdi. Murat, bölgeyi yönetebilecek kapasitede bir adam değil. Türkiye ile kurduğum duygusal bağ analizlerini yanlış etkiliyor. Ne Sarp? Ne de Türkiye sandığın kadar vazgeçilmez değil. Sarp gerektiğinde ellerini kirletmekten çekinmeyecek bir adam. İşte bu yüzden Sarp'ı istemiyorum. İkinci bir Poyraz'a ihtiyacım yok. Bana lazım olan Karahanlı gibi stratejik düşünen biri. Karahanlı baron olabilmek için çok büyük bedeller ödedi. Murat'tan kendini ispat etmesi için ne isteyeceğinizi çok merak ediyorum. Merak etme Margaret. Murat ona verdiğim işi yaptığında hiçbirinizin aklında ona dair bir tereddüt kalmayacak. Sarp Bey, Murat Bey geldi. Dokunma. Sonra devam edeceğim. İdmana erken başlamışsın. Sen gelmeden biraz ısınayım dedim. Gel hadi. Monaco'ya gittin. Bana niye haber vermedin? İş için acil gitmem gerekti. Yeme beni Murat. Baban oralarda kumar oynadığını bir duysa kalpten ölürdü. Sen beni takip mi ediyorsun?
Monaco'daki bütün hatunlardan mesaj geldi. Murat burada, sen neredesin diye. Ben ne yapayım birader? Normal bir ortamda hiç konuşulmuyor ki Ruslarla. Ya kumar olacak ya kadın. Sen babana yakalanma riskini aldığına göre demek ki iş çok büyük. Arkadaş, terimiz soğudu. Yenildikçe çenene vuruyor seni. Ver. Saymadın mı? Bir oyun daha. Yeter. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun kardeşim? Oh! Oh! Bileğimi incittim galiba. Aa! Ne oldu ya? Bakma, gel kaldır. Sakatlandım, ondan yenildim diyeceksin değil mi? He, tabii. Tamam, yok bir şey. Savunmaya girer miyiz? Yok, benim işim var. Bir duş alıp çıkacağım. Elifciğim, ninenle dedenle de mi konuşmayacaksın? Kızım, seni çok özledik. Niye bizimle konuşmuyorsun? Hadi Elif'im, bizi üzme. Bizi oyalıyorsun. Elif'im ne hale gelmiş? Getireceklerse getirsinler kızımı artık. Anne, uğraşıyorum. Elimden ne geliyorsa yapıyorum. Kolay değil.
kızım. Bu hayatta tek tutunacak dalımız Elif kaldı. O da gözümüzün önünde kuruyup gidiyor. Baba, söz veriyorum eninde sonunda Elif'i alacağım o kadının elinden. Kızım, bugüne kadar Polat için bile kimsenin kapısına gitmedim. Ama Elif için gerekirse her kapıyı denerim. Baba, bana biraz müsaade etseniz. Birazı kalmadı. Nazife Hanım'ın da Elif'in de durumunu görüyorsun. Benim için de kolay değil. Polat'ın anne babası son umudumdu. Efendim, artık bir psikoloğa göstermenin zamanı geldi. Babasının öldüğünü öğrendiğinden beri tek kelime etmiyor. Kalkman lazım. Bir an önce Türkiye'ye dönmemiz şart. Ne oldu Mete Bey? Anneni mi özledin? Polat Alemdar ölmüş. Adamları dağılmış. Memlekete meteor gibi düşmemizin tam zamanı. Beni ne yapacaksın o zaman Mete Bey? Madem öyle, git göster meteorluğunu. Meydanı çok boş bıraktık, çok. Adamlar yeni baron seçiyorlar. İrrite etme beni. Meydanı boş bırakmasak da seni de beni de seçmezler. Sen istihbaratçısın, ben askerim. Onlara iş adamı lazım. İyi de Poyraz, bize verilen sözler ne oldu? Hani Türkiye'yi, bölgeyi biz idare edecektik, ha? Baron dediğin vitrin, onu kim idare edecek? Biz. Seni iyi gördüm Poyraz. Beni iyi gördüğüne göre benden bir şey isteyeceksin. Polat Alemdar öldü. Abdüley Çoban dergaha kapandı. Cahit Kaya izini kaybettirdi. İhtiyarların yeni oluşumuna dair hiçbir bağlantı kuramıyoruz. Karalardan haber var mı? Polat Alemdar öldüğünden beri Kara Suriye hapishanelerinde çürüyor. Yeni heyete dair ne biliyor olabilir ki? Mete Bey, Kara'ya öyle bir teklif yapacak ki ne istersek verecek.
Allah'ınız 3 aydır sizi buradan kurtaramadı. Demek ki yanlış Allah'a tapıyorsunuz. Senin Allah'ın bu mu? Artık senin de Allah'ın. Secde edeceksin. Senin bu Allah'ın pek ömrü kalmamış. Yenisini bulsan iyi edersin. Diğerlerinin yaşama şansı senin secde edip etmemene bağlı. Niye buradan girdin Sinan? Efendim, tünelde çok trafik vardı. Aferin Sinan. Sayende geç kalacağız. Özür dilerim efendim. Evraklarını uzat. Şöyle geçin. Evraklar eksik. Araca kadar gelmeniz lazım. Ne evrağı eksik? Nasıl iş yapıyorsunuz? Efendim, aslında bir eksiğimiz yok. Ben şimdi hallederim, merak etme. Acele et. Hay senin yapacağın işe. Ne oldu, neymiş taktığı? Cevap versene, duymuyor musun beni? Kimsin? Tapınakçılar sizi hem fiziki hem de teknik takipte tutuyorlar. Sana kimsin dedim. Ben problemini çözmek için ihtiyarların görevlendirdiği adamım. Ne ihtiyarları? Neden bahsediyorsun sen? Tanrı daha gölgesizdir. Şoförüm. Sinan ya onlara çalışıyorsa? Sinan bize çalışıyor. Beni bir Rus oligarka gönderdiler. Adam büyük enerji işleri yapıyor. Kuzey Irak'ta iş yapmaya başlayınca mizancılar adamdan haraç istemeye başlamış. Beni sınamak için bu meseleyi çözmemi istediler. İstedikleri şey çok zor bir şey değil. Daha hepsini dinlemedim. İstedikleri para olsun Igor. Sende paradan çok ne var? Teslimatı ben yapar. Bir daha sana bulaşmayacaklarına dair güvence alır. Pizdiyat. Sana göre bu kadar basit. Bazen para ödeyebileceğin en düşük bedeldir Igor. Bunu sakın unutma. Niyet. Igor haraç vermez. Benden ne yapmamı istiyorsun? Senin yerine ben vereyim parayı. Igor senden haraç isteyenin kellesini istiyor. Ben
senden Amerika'nın yapamadığı bir şey istediğinin farkında mısın? Igor seni ortak yapacak. Büyük bedel lazım. Senin için imkansız. Vazgeç. Başka ortak. Benim için imkansız diye bir şey yok. Adamı öldürmemi istiyorsan bir yolunu bulup öldüreceğim. Niye? Igor senden kelle istiyor. Adamın kellesi. Josephine lazım bezlenme. Beyin iyi protein. Хорошо? Sen artık gitme. Igor uyuyacak. Sibirya kedisidir. Efendim? Kediyi diyorum, kediyi. Sahipleri soğuktan donunca aç kalırlar. Sahiplerini yerler. Yüzlerinden başlarlar. Aynur'a verilere ulaştınız mı? Adam en son Kuzey Irak'ta Bağdat yakınlarında görüntü vermiş. Murat Bey için özel bir jet hazırladık. Operasyon timi hazır. 2 saat sonra harekete geçiyoruz. Arkadaşlar, Murat Bey ihtiyarlar için kaybedilemeyecek bir önem taşıyor. Her hareketini izleyebileceğimiz bir düzenek kurulmasını istiyorum. Üzerine bir kamera yerleştirebiliriz. Üzerine ararlar. Parayı koyacağımız çantaya yerleştirsek... Çantayı aramazlar mı? Çantayı açıp parayı görünce gözleri başka bir şey görmeyecek, merak etme. Sohbetinizi bölüyorum ama siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Gidip adamın kellesini almamı beklemiyorsunuz herhalde. Igor'un dediği gibi, Josephine'in beslenmesi lazım. Efendim, Murat Bey Monaco'dan döndükten sonra bu numarayla 4 kez görüşmüş. Bu rakamlar? Uydu telefonu efendim. Kiminle görüştüğünü öğrenebildin mi? İstihbarattaki adamımızın söylediğine göre mizancıların Irak sorumlusu. İstihbarattaki adamına ne kadar güveniyorsun? Verdiği bilgi tutarlı görünüyor. Çünkü Murat Bey'in telefonuna Irak'tan bir adres gönderilmiş. Tamam, çıkabilirsin. Murat'ın telefonundaki bilgilere ulaştım. Ondan her ne istedilerse mizancıların Irak sorumlusuyla ilgili. Igor'un Kuzey Irak'taki enerji yatırımları ile ilgili mizancılarla anlaşmazlıkları var. Murat arabuluculuk yapacak. O kadar basit olamaz. Bunu herkes yapabilir. Igor, Murat'tan niye bunu istemiş olsun? Niye istediğini bilmiyorum ama Murat mizancıyla görüşmeye gidecek. Telefonuna Kuzey Irak'ta bir adres gönderilmiş. Öyleyse Murat'ın o görüşmeden sağ çıkmayacağına emin ol. Yoksa senin yerine Murat baron olacak. Gel. Savcı Hanım, müdür bey geldi. Savcı Hanım, Abdülay'ın yerini öğrendik. Neredeymiş bu zamana kadar? Eski bir dergahta yaşıyor. Acısını bastırmaya çalışıyor herhalde. Elif'le ilgili bir haber yok mu? Ömer Baba ile Nazife Anne'ye artık siz hesap verirsiniz. Savcı Hanım, Polat'ın kızı olduğuna dair tek bir ipucu bile yok.
Amerika'da doğmuş, büyümüş bir Amerikan vatandaşı gibi geçiyor kayıtlarda. Müdür bey, öyle olsa ben çözerim. Ben sizden legal ya da illegal Elif'i buraya getirmenizi istedim. Savcı hanım, istediğiniz şey Amerikan başkanının çocuğunu kaçırmak gibi bir şey. Biz bunun bedelini şahsen ödeyelim. Mühim değil. Ama bunun bedelini devlete de çok ağır ödetirler. Devlet ne için var müdür bey? Hı? Ben nasıl diyeyim Nazife anneye? Uğruna oğlunu feda ettiğin devlet torununu sana getiremiyor diye. Hı? Görmektense kör olsun gitsin. Daha iyi. Yola geldin mi Kara? General senden haber bekliyor. Tamam. Ama söyle. Bizzat kendisi gelirse secde edeceğim. Öyle fotoğrafın önünde falan secde edemem ben. Zülfikar Ağa'nın selamı var. Az sabretsinler diyor. Göreceğiz bakalım. Secde ediyor musun, etmiyor musun? National Gallery'nin küratörü Mr. Dickens buradaymış. Şimdi onunla bir yemek yemem lazım. Artık yarın görüşürüz, olur mu? Hoşça kal. Merhaba. Bonjour. Hoş geldiniz efendim. Bonsoir. Bay Dickens'ın masası lütfen. Zülfü, tabii buyurun. Welcome. Hoş geldin Sophie. Seni çok eski bir dostumla tanıştırmak istiyorum Sophie. Onu burada görünce masaya davet etmek istedim. Umarım senin için bir sakıncası yoktur. Biz hanımefendiyle tanışıyoruz Dickens. Ne hoş bir tesadüf. Ben tesadüflere inanmam Sophie. İyi değiller. Üç aydır paranın gücüyle adamlarını hayatta tuttuk. Ama bundan sonra zor ağa. Abbas, para mesele değil. Gerekirse paraya boğarım onları. Ağam, artık para meseleyi çözmez. Adamlarının imanlarını satmalarını istiyorlar. O ne demek?
Anladım ben seni. Demek en büyük şerefsizliğe sıra geldi ha. Ya bu yolunu bulup oradan çıkaracaksınız ya da orada ölecekler. Tamam git hadi. Bektaş hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Önümüzdeki yıl yapacağım ekzibisyonda elimdeki eserleri mutlaka sergilemek istiyorum. Bana söz verdin. Bunu sakın unutma. Bir şartla. Mademoiselle Sophie de ekzibisyona katılacak. Elbette. Bir zevkle. Yarım saat sonra bir partiye katılmam gerekiyor. Müsaadenizi istiyorum. Hemen otele gidip bir an önce üstümü değişmem lazım. Sonra görüşürüz. Siz partiye katılacak mısınız? Bu bir davet mi? Hayır, sadece merak. Ben partiye gitmeyi düşünmüyorum. Siz gitmediğinize göre benim için partinin dikkate değer bir yanı yok. Yapmayın. Avrupa'nın en güzel kadınları bu partide olacak. Sanmıyorum. Siz burada karşımda olduğunuza göre. İltifatlarınızı duymak çok hoş olsa da benim artık kalkmam lazım. Yemek için teşekkür ederim. Benim için büyük bir zevkti. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir sorun mu var Cahit? Arabasız kaldım. Bir kastan sonra valeyi de mi ayarladım? Bütün bunlar tesadüf olamaz değil mi? İtiraf ediyorum. Ben eve bırakman için arabayı kasten bozdum. Teşekkür ederim. Sana borçlandım. Anlaşılan çok uzun süre bana borçlu kalacaksın. Benim arabam kolay kolay bozulmaz. Peki, borcumu bir kahveyle ödemeyi denesem? Aslında geç oldu ama... Şu Dickens'ın bu kadar övdüğü fotoğrafları merak ediyorum doğrusu. Ne zamandır gitmiyorsun İstanbul'a? Uzun zaman oldu. Sebebini sorabilir miyim?
kadrajı çok güzel ama ışık iyi değil. Tamam, mesaj alındı. Özel konulara girmiyoruz. Sen bize gelmeyince biz sana kalkıp geldik Abdüley. Misafir de mi kabul etmiyorsun? Ben burada ev sahibi değilim. Misafirliğin bitti Abdüley. Artık evine dönmenin zamanı geldi. Benim artık eve de size de ihtiyacım yok. Aksaçlı senin naibi olmanı istiyor. Yeni heyet tekamül etti. Benim için Polat abiden sonra heyet meyet kalmadı. Polat Alemdar senin gibi düşünmüyor. Sana iletmemiz için şu vasiyeti bıraktı. Çantanın iki tarafında kamera var. Senin gördüğün her şeyi biz de göreceğiz. Tek yapman gereken çantayı adama verip çıkmak. Sen çıkmadan operasyona başlamayacağız. Hayatını riske atmayacağız, endişelenme. Marker hazır mı? Ceketinizi çıkartın. Üzerinde çıplak gözü görünmeyen bir kimyasal sürüyorum. Kızıl ötesiyle baktığımızda seni diğerlerinden ayırmamızı sağlayacak. Buluşma noktasına seni Talha götürecek. Oradan sonra yalnız olacaksın. Ama merak etme. Her adımını izliyor olacağız. Sizin beni takip ettiğinizi anlamayacaklar mı? Merak etme. Ruhları bile duymayacak. Hazır mıyız? İstanbul'la bağlantı kuruluyor. Sistem hazır. Evet. Başlıyoruz.
Türk turist getirdim. Çok iyi bahşiş verdi. Gece yok. Yallah, uzaklaş. Kapandı. Şansını zorlama Talha. Açığa çıkacaksın. İşleriye böyle mi yapılır? Dön dedim Talha. Yallah. Yürü. Yallah. Uzak dur. Yallah. Uzak dur. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Çuval geçiriyorlar. Götürüyorlar. Talha arabaya gel. Aynura. GPS'ten bize koordinat bildir. Uzak takibe geçiyoruz. Geldiğine göre güçlü dostların var. Ama buradan çıkmak için dosttan daha fazlası gerekiyor. Benden ne istiyorsun? Sana büyük bir hediye getirdim. Az sonra sana Igor için para getirecek olan adamı öldürmeni istiyorum. Sen beni kiralık katil mi sanıyorsun? Seni bu paralarla yakarım. Ben buradan elimi kolumu sallayarak çıkacağım. Sen de bu 10 milyon doları alıp birazdan gelecek olan adamı öldüreceksin. Nasıl olacakmış o? Sana getirdiğim hediyeyi görünce anlayacaksın. Para sadece adamlarının beni sana sağ salim getirmesi için bir garantiydi. Sen de kalabilir. Sakin. Sakin. Thank you.
10 kişi saydım. 2 kişi de arka tarafta var. Hadi siz yerleşin. Dikkat edin. Binada çelik konstrüksiyonlar var. Senin milyar dolarların var. Niçin bu riski alıyorsun? Daha fazlası için. Uslu kazandıracak sana daha fazlasını. Sen kazandıracaksın. Bir günde iki Türk'ün kibrine katlanamayacağım. Paranı saymayacak mısın? Ben parayı peşine aldım. Ne yapacaklar ki? Murat'ı öldürecekler. Şamil, pozisyonunuz nasıl? Murat'ı ayırabiliyor musunuz? Evet. Hedefler açık. Atış için hazırız. İçeride biri daha var. Ne yapacaksın? Akif, dikkatli ol. Murat'ın üstü gidiyor. Diploman elimde. Artık tapınakçı oluyorsun. Böyle şeylere alışmaya başlaman lazım. Thank you.
Gir. Behera, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nasıl geçti Washington'daki ziyaretleriniz? Her zamanki gibi bol vaatle dönüyoruz Kürdistan'a. Bunu bildiğim için reddedemeyeceğiniz bir teklifte bulunmak istiyorum size. Arena Holding, Kuzey Irak'taki petrol ve doğalgaz için size teklif edilen rakamdan daha fazlasını önermeye hazır. Murat Arda'nın ne ekonomi gücünün, ne siyasi bağlantılarının, ne de bölgedeki imajının bu işbirliğini kaldıracak düzeyde olmadığını siz bizden daha iyi biliyor olmalısınız. Artık Murat bizim ailemizin bir parçası. Murat'ın arkasındaki hem ekonomik hem siyasi güç biziz. Sizin Türk devletiyle sorunlarınız olduğuna dair bir fikrimiz vardı. Ama yanılıyoruz sanırım. Bizim hiçbir devletle sorunumuz olamaz. Devletin ancak bizden talepleri olabilir. Bizim Türk devletleriyle ilişkilerimiz üst düzeyde. Türk devletlerinin onay verdiği şirketlerle işbirliğimizi sürdürmek istiyoruz. Bu bizim hem ekonomik hem stratejik hedeflerimiz için çok önemli. Türk devletiyle problem yaşarsak petrol doğalgaz akışını kestikleri anda benim Kuzey Irak'taki halkıma bir damla su, bir lokma ekmek verecek gücüm kalmaz. Biz istemedikten sonra Türkiye'den bir damla petrolü başka bir yere nakledebileceğinize inanabiliyor musunuz? Sizin ya da Türk devletinin böyle bir güce sahip olduğuna inanabiliyor musunuz? Ayrıca Türk toprakları tek alternatif değil. Suriye'de bu geçiş noktalarını Kürtlere verebiliriz. Ya da gerekirse Suriye'yi böleriz. Bu toprakların geçtiği bölgelerin kontrolü bizde olur. Esad'ın ve Türkiye'nin buna seyirci kalacağını nasıl düşünürsünüz? Esad'ın hala iktidarda kalabilmesini kim sağlıyor sanıyorsunuz? Türkiye'nin kaşınacak yarası çok. Çözüm süreciyle Alevilik meselesi harekete geçirildiği an Türkiye'nin kafasını kaldırıp sınırın diğer tarafına bakacak hali kalmaz. Benim yarım bıraktığım ne varsa sen tamamlayacaksın. Sana vasiyetim, uğruna canımı verdiğim heyetten ve onun ideallerinden son nefesine kadar ayrılmamaktır. Kapat o kapıyı. Kimseyi görmek istemiyorum. Korkup saklanacak iyi bir yer bulamamışsın. Artık hiçbir şey umurumda değil. Abini öldüren de mi umurunda değil? Abiyi öldüren kim? Sen biliyor musun? Elimde CD var. Katilin yüzünü gizlemişler. O yüzün yerine kimi istiyorsan onu koy. İhtiyarlara çalışmış. Çalışan kim varsa onu koy. En başta da beni koy. Buraya kapanınca her şey halloldu mu yani? Geride mi kaldı? O zaman Ömer babayla Nazife anneyi de yanına göndereyim. Onlar da unutsunlar. Hı?
Sen intikamını alınca unutacak mısın? Geride kalacak mı savcı hanım? En azından yüreğim soğuyacak. Benim yüreğim kalmadı. Benimle daha uğraşmayın. Hüseyin! Hüseyin! Çilehaneye girmek istiyorum. Bildiğim Mete Bey, dostlarını bu kadar ihmal etmezdi. Ya yeni dostlar kazandın, ya da artık bizi dostların arasından çıkardın. Ben dostlarıma hediye getirmedikçe onların karşılarına pek çıkmam. Benim dostluğumu kazandığı gibi sizinkileri de kazanacak. Bizim Poyraz'la kapatılmamış hesaplarımız var. Tamam işte. Bütün hesapları kapatmaya geldim. Size karşı düşmanlığım ne kadar büyükse dostluğum da o kadar cömert olacak. Ne o? Kara elimizde diye her şeye eyvallah mı diyeceksin? Görüyor musun Poyraz? Benim dostlarım karavana atmaz. Hemen anladı pazarlık mevzunu. Karayla ilgili istediğim şartları karşılayacak gücünüz var mı? Mete Bey, dostluğum Poyraz'a yaramış. Bunlar beni ikna eder ama karayı tutan generali ikna etmeniz bu kadar kolay olmayacak. Bizim dostluğumuz herkese yeter. Sen bizi görüştür, biz onu da ikna etmesini biliriz. Şurup başına mı vurdu? Ne yapıyorsun? Manolyasız beni yara yaşayamam ben. Bana arabesk ağzıyla konuşma. Ben Polat abisiz bir dünyada yaşıyorum ya. Sen de manolyasız yaşarsın. Lan Şurup, ne yapıyorsun? Gördün mü Erhan? Gördüm, gördüm. Allah'ın şanslı kulu olduğunu bizzat gördüm.
Silah kullanılmaya pas tutmuş. Bu bir işaret Erhan. Manolya'nın aşkını ölümsüzleştirmeden bana ölmek yasak. Ne yapacaksın yani? Her eve bir Manolya ağacı mı dikeceksin? Hayır. Ölümsüzlük ancak sanatla olur. Gelmiş geçmiş en büyük aşk bestesini yapacağım Manolya'ma. Kıyamete kadar kavuşamayan aşıklar benim bestemi söyleyecekler. Ve böylece Manolya ebediyete kadar bütün güzelliğiyle yaşayacak. Teşekkür ederim ama şimdi de ben sana borçlandım. Kolay. Bana bir yemek ısmarlarsın, ödeşiriz. Ama bu sefer Dickens'ı çekemem, söyleyeyim. Duymasın, çok bozulur ama. Yere ve zamanı sen karar ver. Seve seve. Hoşça kal. Kısa sürdü Turgut. Efendim, bu şekilde yeni bir müzayedeye gitmem sizin itibarınızı sarsar. Sofi Karahan'la yeni bir müzayede mi düzenliyormuş? Yok efendim. Siz çağırtınca ben İngiltere'ye olacaksınız zannetmiştim. Murat'ın şirketlerine dair elimizde ne kadar hisse senedi varsa sat. Bir hafta sonra hepsini geri toplayacağız. Efendim, Murat Bey'le ilgili bir sıkıntı mı var? Sıkıntı çok büyük Turgut. Murat bitti. E tabii şirketleri de bitecek. Biz de Murat'la birlikte kendimizi bitirmeyelim, değil mi? Vodka! Murat büyük adam. Artık benim kardeş. Ne istiyorsun? Igor senin kardeş. İste. Senin dostluğun yeter. Sergey, getir kontrat. İmza lazım. Murat benim tek ortak. Düzgün çal. Abi güfte ile beste arasında bir uyumsuzluk var. Lan ben şimdi seni uydururum. Çıkarttırma bana sol anahtarımı. Düzgün çal. Oh, no.
buldum. Ne buldun? İşte bu. Ekip dayanışması. Utan utan. Sen beni 10 yıldır tanıyorsun. Sesin çıkmıyor. Erhan kardeşim 3 aydır beni tanıyor. Ama ne istediğimi buldu. Ne buldun Erhan'cığım? Nereden girelim? Miden mi fadan mı? Ben şimdi sana kafadan gireceğim şurup. Çekil önümden. Polat abiyi nasıl ölümsüzleştireceğimi buldum. Abinin filmini yapacağım. Servet. Senin o boş beleş avrat dizileri yazan kardeşin vardı. O şimdi ne yapıyor? Onu acil bana gönder. Abi tebrik ediyorum. Çok iyi düşünmüşsün. Müzikler için emrindeyim abi. Sen önce keman tutmayı öğren. Ne çabuk sattın lan İhsan abini? Oğlum hayatının fırsatı ayağına geldi. Memleketin gördüğü en büyük adamın filmini yapacak. Sen ona filmin ismini söyle. O zaten koşarak gelir. The Alemdar. Ulaşmaya çalışıyorum. Ne yapacaksın çocuklar? Elif'imi getirsinler bana. Ömer Bey nereye? Mekanda güvenlik anlamında toplantıya uygun efendim. Hangisini uygun görürseniz kısa süre içerisinde toplantıya hazır hale getirilecek. Toplantıyı bu sene değişik bir konsepte görmek istiyorum. Nasıl bir şey istiyorsunuz efendim? Avrupa'da güvenliği yüksek, konforlu bir otel hazırlayayım. Emredersiniz. Margaret. Murat artık bölgedeki en büyük enerji şirketlerinden birinin ortağı. Tebrik ederim. Haklı çıktınız. Murat beni şaşırttı. Murat seni daha çok şaşırtacak Margaret. Davetimiz kısa süre içinde kendisine iletilecek. Murat'ı büyük toplantıya mı davet edeceksiniz? Murat artık Türkiye'nin yeni baronu. Elbette ki toplantıya katılacak. Murat'ı bu toplantıya çağırmak için biraz erken değil mi? Önce baron olarak bölgedeki etkinliğini görmemiz gerekmez miydi? Biz Murat'ı baron olarak kardeşlerimize takdim etmediğimiz sürece... Murat yeterli güce sahip olmayacaktır. Türkiye'deki stratejik sektörleri Türk derin devletinin ya da diğer uluslararası aktörlerin eline bırakmaya hiç niyetim yok. Thank you.
Teşekkür ederim Margaret. Senin desteğin olmadan başaramazdım. Kendini küçümseme. Senin beceriksizliğin olmasa en yakın arkadaşın baron seçilecek. Nasıl yani? Murat mizancının elinden kurtulmuş olamaz. Yalnızca kurtulmamış. Adamın kellesini alıp Vladimir'e vermiş. Beni hayal kırıklığına uğrattın sen. Murat'ın bundan sonra katılacağı tek tören Teşvike Camisi'nde olur. Bunun için artık çok geç. Murat seçildi. Murat'ın baron olmasına asla izin vermeyeceğim. Sanırım artık Sarp'a haddini bildirmenin zamanı geldi. Size bu saygısızlığı yapmasının bedelini ödeyecek. Sarp'ı çok mu kıskanıyorsun? Sarp böyle küstah bir adam olduğu için baronluk koltuğuna en uygun aday. Onun küstahlığını seviyorum. Ama senin sadakatini daha çok seviyorum. Tamam, siz gönderin. Akif. Evet. Ömer baba gelmiş. Niye gelmiş? Bir şey mi duydu acaba? Ne bileyim. Seni görmek istediğini söylemiş. Sen al biraz görüş. Ben işimi bitirince geleceğim. Eninde sonunda yüzleşeceksin. Bu kadar duygusallığa gerek yok. İşin ne gerektiriyorsa onu yaptın. Umarım hiçbiriniz benim yaptığım görevi yapmak zorunda kalmazsınız. Ömer baba. Akif.
İşinizi böldüm. Ama bir sıkıntım var evladım. Estağfurullah baba. Buyur odada konuşalım. Nasıl yardımcı olabilirim Ömer baba? Polat'tan sonra tek varlığımız Elif kaldı. Onun da hali hiç iyi değil. İçine kapanmış. Kimseyle konuşmuyor. Senden kızımızı getirmeni istemeye geldim. Baba, ben Elif'le ilgili her şeyi takip ediyorum. Attıkları her adımdan haberim var. Sen hiç merak etme. Zamanı gelince torununu sana getireceğim. Hepinizin dilinde aynı laf. Bırakın da bir şeyin de zamanına biz karar verelim. Bizim de Elif'in de zamanı yok. Getireceksen getir. Yok yapamayacaksan bana getirebilecek makamı söyle. Gidip kızım için kapı kapı yalvarayım. Baba, ev üst düzey koruma altında. Margaret yakında ülke dışına çıkacak. O çıkar çıkmaz müdahale edip Elif'i alacağız. Ne zaman gidecek bu kadın? Bir hafta içinde baba. Çıkartamazsınız. General, sen onları bir yere naklettir. Gerisini biz hallederiz. Benim önce karayla görüşmem lazım. Özledim de. Generalden. General, bıkmadı bana haber göndermeye. Bu sefer ne diyor? Elektrik mi diyor, su mu diyor? Yoksa Filistin askısı mı diyor, ha? Gidince göreceğin nasıl? İyi, hadi bakalım. Baksana, olmayacak adamların seslerini duyuyorum.
Bizim elimizin uzanmayacağı yer yok. Şimdi sen buraya kadar beni öldürmeye gelmezsin. E benim konuşmayacağımı da bilirsin. Söyle bakalım Poyraz. Sen buraya ne yapmaya geldin? Seni işe almaya geldim Kara. Beraber çalışırsak ikimizden bir çift göz çıkar ha. Ne dersin? Yetişebilecek miyiz Ahmet? Evet savcım, merak etmeyin. Ne kadar kalacaksınız Amerika'da? Bilmiyorum. Elif'i bulana kadar. Beni orada kim karşılayacak? Mehmet Çelebi, dış işlerinden. Bir şey mi oldu savcım? Mehmet Bey, Polat'ın eski arkadaşı. Efendim Müdür Bey. Savcı Hanım, tatsız bir durum var. Artık her şeyi göze aldım. Beni boşuna döndürmeye çalışmayın. Yok. Başka bir konu Savcı Hanım. Kız kardeşiniz. Emniyete alınmış. Hakkında önemli iddialar var. Abdüley'le görüşmem lazım. Abdüley kardeş çileye girdi. Görüşemezsiniz. Bu dünyada çektiği çile yetmemiş mi? Kardeş, görüşemezsem çilesi hiç bitmeyecek. Zülfikar ağa, rahat bırakın beni. Abdüley, hayat memat meselesi olmasa çilehaneye girmezdim. Ben hayattan da geçtim, memattan da. Can Polat, rahmet ermeden söyledi. Bana bir şey vasiyet etti. Yerine getiremiyorum, kahroluyorum. Senden başka gidecek hiç kimsem yok. Aa, kusura bakma ama boşa geldim. Hiçbir şey beni buradan dışarı çıkaramaz. Poyraz da mı? Ne olmuş Poyraz'a? Yetişmezsek muhaberat karayona verecek.
Böyle giyinip süslendiğine göre başka birini bekliyordun. Aha, o kadar önemli biri yani. Yeni tanıştık. Çok yakışıklı, acayip bir adam. Sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok uzun zamandır böyle görmemiştim. Çok merak ettim bu adamı. Anlatsana. Hadi anlat. Nasıl buldun Murat'ı? Operasyonun geri kalanını kaldırabilecek kapasitede mi? Saha adamı olmamasına rağmen çok cesur davrandı. Bu iş için doğru adam. Igor'a istediğini verdiniz. Yakında Murat'ı toplantıya davet ederler. Biz de toplantılarını başlarına yıkar, hepsini tapınaklarına geri gömeriz. Geliyor.